Yani sonuç olarak adam davacı olmakta kararlı. Tehlikenin yüzü geçmiş değil. Kim bu adam? Kemal Açıkgöz diye birisi. Kasabadan topladıklarını fahiş fiyata mağaza zincirlerine falan satıyor. Bu arada isterse senin kremlerinin aynısını yaptırabilir. Çok üzülüyorum gerçekten. Markamızı elimizden almaya çalışıyorlar. Biz geç kaldık işte. Eğer birkaç gün önce patentini alsaydık belki üstesinden gelebilirdik bu işin. Hiçbir şey için geç kalmadık. Ben bu kremlere ruhumu verdim ve hiç kimse elimden alamaz bunu. Sanemciğim, Sanem. Hepsi senin sorumsuzluğun yüzünden işte. 20 kutu krem. İnsan nasıl merak etmez kimin elinde diye. Sorumsuzsun. Baksana, her şeyi dağıtmışlar. Kremlerimi elimden almayacaklar, değil mi? Hayır. Kimse bir şey yapamayacak. Belalı tiplere benziyorlar. Sana ve senin değer verdiğin herhangi bir şeye kimse zarar veremez. Buna izin vermem. Yine de kremi yapımı yasaklamışlar. Bana güveniyor musun Sanem? İyi, o zaman sen burada kal. En sevdiğin şeyi yapmaya devam et, kremlerini yap. Gerisini bana bırak, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Metin, bir sorunuz var. Senden bir şey rica edeceğim. Şöyle. Kuşlar Bağlılık Vadisi'nden geçiyor usulca. Daha önceki vadilerden geçerken daha coşkuluydular. Bu defa daha derin, daha yoğun, daha özel bir anlam var kanat çırpışlarında. Bağlılık Vadisi onları tek bedende iki ruh, tek ruhta iki beden yaptı. Artık nereye giderlerse gitsinler, biliyorlar ki ayrılmayacaklar. Hiçbir koşul, engel ve neden giremeyecek aralarına. Görünmez ipekten iplerle sarmalanmış iki narin ruh, çelikten bile daha güçlü kenetlenmiş birbirine. Bağlılık testinden geçen kuşlar için zaman ve mekan kaybolur. O an için yaşarlar bundan böyle. Birbirleriyle olacakları bir ya da binlerce an. Teknenin yerini tutmaz ama bir teselli olur belki. Günaydın. Günaydın. Küçük bir trafik kazası oldu. Virajı alamadım ben. Evet. Koşuya çıkmıştım ben. Öyle çarpa çarpa işte koşuyorum. Ben de ağaçları suluyordum. Evet. Anladım. Çok suladın sanki. O
Babacan burasında kal. Niye herkes beni görüntülü arıyor ya? Efendim Muzo. Sanem çok zor durumdayız. Şu anda sahilde ip gibi dizildik. Mihriban ablaya ifade veriyoruz. Gelip yardım et ben lazım. Muzo! Lütfen. Kapat şu telefonu ve buraya gel artık. Bir sorun var herhalde. Sorun varsa geleyim bakayım. Hadi. Nereden? Buradan. Hep geldim şey, canım. Gel, gel. Gel. Geldim aşkım, geldim. Bağlılık yemini. Ben söylüyorum, siz içinizden tekrar edin, tamam mı? Doğaya, dostluğa, aşka, kendimize ve birbirimize bağlı kalacağımıza yemin ederiz. Yemin ederiz. Ay vallahi yemin ediyorum, birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için. Oley! Çok yükselmedi ama olsun abi. Tamam. Oldu. Arkadaşlık, dostluk, aşk. Ama çok işimiz var. Hadi Cece. Cece koş. Dur seni, hadi. Bu kadın emir vermesin bize. İyi misin sen? Sana kalmıştı. İyi misin sen? Hayır. Şey yapmıyor, konuşmuyor. Ya Cece iyi misin? Ben açıklayacağım durumu çünkü sen çok gergin anlatıyorsun. Ben gergin. Evet. Bir müşterimiz Sanem'in krem örneklerini yurt dışına götürmek istemişti. Fakat Cemal Açıkgöz denilen eşkıya yüzünden biz gözaltına alındık ve çalışmalarımız sekteye uğradı. Ben elimizde son kalanları verdim. Murat Bey dün itibariyle yurt dışına gönderdi. Ondan bugün haber alacağız ama 15 tane eksiğimiz var. Yani bugün itibariyle toparlayıp göndermem gerekiyor. O yüzden bugün hep birlikte Sanem'e yardımcı olacağız. Muzaffer Bey CC'ye refakat ettiği için geçici olarak servis dışılar. Başlayabiliriz Sanemciğim. Evet. Ya çocuklar, bu kremleri yetiştireceğimize %100 inanıyorum. Evet, öncelikle yağları tanıyalım. Büyük övgü bekliyorum. Ya bu geçen yediğimizden daha lezzetli. Değil mi? Evet. İşte ben şehirde alıyorum mesela hiç böyle olmuyor tadı işte. Organik olduğu için. Evet. Oo buradaymışlar. Kolay gelsin. Hayırdır? Ne bu sopalar falan? Cemal Bey rahatsız ediyormuşsunuz. Hiç sevmez kendisi rahatsız edilmeyi. Yeni şikayet istemiyorsanız şikayetinizi geri alacaksınız. Siz daha bizim kim olduğumuzu bilmiyorsunuz. Biz sizi mahvederiz. Ben bütün tehditlerinizi şu an videosunu çektim. Polise gidiyorum şimdi. Hadi bakalım. Şşş. Bıraksana telefonu.
utanmıyor musunuz? Terbiyesiz herifler. Annem, Cemal Bey'e söyleyin, ondan korkmuyoruz, tamam mı? Bana bak. Can! Sakin arkadaşlar. Sakin. Arkadaşım. Durun, durun. Çık, çık. Sakin, sakin. Bir soru mu vardı arkadaşlar? Cemal Bey'den mesaj getirdik. Hadi ya. Ben Cemal Bey'e avukatım aracılığıyla bir mesaj iletmiştim. Anlayışı kıt galiba. Bence hemen buradan gidin, yoksa başınız belaya girer. Ne yapacaksın? Dövecek misin? Yok. Ama hamle yaparsanız arkadaşınızı parmağı bende. Dövmeyecek misin? Döveyim mi? Döv şimdi döv. Sanem, ben o eski agresif canlı değilim ki yani. Senin istediğin bu değil miydi? Ne bileyim, bir tık fazla bir tık az, böyle arasını bulursun diye de düşündüm ama bilmiyorum. Ben karışmayayım. Ha. Sen de. Tamam. Ay keşke karışsaydım. Oğlum. Ta. Serdi yere. Ölen var mı? Hayır. Deren. Yanında bir sırt çantası var. Onun içinde bir evrak var. Onu hızlıca bana verir misin? Şunu mu diyor? Hadi hızlı. Gel. Okuman var mı? Ne yazıyor burada? Ha? Kremlerin Sanem Hanım'a ait olduğunu gösteren tasdikli belge. Tamam. Patronunuzun okuması yoksa ben gelir bizzat okurum. Tamam. Tamam. Hadi oğlum gidelim. Hadi lan. Hadi oğlum. Arkadaşınızı unuttunuz. Gel oğlum gel. Cehalet işte bu. Bu eğitimsizlik, başka hiçbir şey değil. Gelmeyin bir daha, buralara. Para veririm size. Gitti adamlar ya. Can. Ellerine sağlık. Hayır, yanlış anlama yani. O kavga için söylemiyorum. Belge için söylüyorum yani. Ne zaman aldın sen onu? Dün Metin'le konuştum. Patent yetişmeyecekti belki ama noterde tasdikle ilgili bir kısım şeylerin çözülebileceğini biliyordum zaten. Metin de halletti. Geçmişte yaşadığın sıkıntıları bir daha yaşama istedim. Aslan oğlum benim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben gideyim biraz ter atayım. Spor yapayım. Bu bile ısıtmadı canı. Buyurun Volkan Bey. Merhaba Can Bey. Geçen gün Yiğit Bey'in göçte kadının kimliğini tespit ettim. Hüma Erdamar. Emin misiniz? Evet. Fotoğraftaki kişinin ismini öğrenince anneniz olduğunu anladım. Ve size hemen haber vermem gerektiğini düşündüm. Tamam, teşekkür ederim. Araştırmam devam ediyor. Yeni bir şey bulursam tekrar arayacağım. Sağ olun. Anne neredesin? Geliyorum biraz. Merhaba. Merhaba. Nereden böyle? Yiğit buradaydı ama gitti az önce. Benden özür diledi. Evlenme teklif ettiği için çok pişman olmuş. Ben de anlayışla karşıladım. Tamam, sen bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Ne münasebet. Tabii ki sana açıklama yapmak zorunda değilim. Hani açıklığa kavuşturmak istedim. Sen bu taraftan gidiyordun herhalde. Hı, şuradan. Ben de bu taraftan gidiyorum. Başımı döndürdü. Ver, sus.
Yurt dışına örneklerimizi gönderen müşterimiz aradı. Kremlerin çok beğenilmiş ve yüklü miktarda sipariş vermek istiyorlar. Yüklü miktar diyor. Dikkatinizi çekiyorum. O yüzden hemen markalaşma, patent, lansman, PR çalışmalarına hareket vermemiz lazım. Yalnız Deren Hanım, şöyle bir durum var. Ne zaman biz bir harekete geçsek elimize yüzümüze bulaştırıyoruz. Ya bir de markalaşma, patent diyorsunuz. Daktiloyla mı mail attıracak? Ajansta laptop yok. Ya sen hep böyle negatif olmak zorunda mısın? Karıştırdım biraz. Ya şirkette laptop yok. Evet ama doğru söylüyor. Daha ajans bile yok ortada. Ayrıca gece gündüz çalışsam da ben bu kadar kremi yetiştiremem. Ya ne yapacağız o zaman? Ben sana yardımcı olurum. Bu çok önemli bir fırsat Sanem. Kasabadaki esnaftan kurtulursun, marka olursun. Birkaç kişiye eğitim veririz. Hem bütçeyi ve ham maddeyi ben çok iyi biliyorum zaten. Sen de ortak olursun ama. Olur. Tamam. Yarı da ben yaparım. Süper. Tamam siz de ortak olursunuz. Tamam şahane. Yalnız küçük bir sorunumuz var. Ufak bir sorun var, onu ben de şey yaptım. Evet. Küçük bir sorun var öyle. Bir şey oldu sanki. Yani şimdi bu denli üretim, maliyet, çalışanlar, şirket, marka derken... tarlada kazandığımız para bize anca yetiyor. Para bulmamız şart. Bulunur ya, CC'ler bulur. Tabii biz iş başı 100 lira alıyoruz değil mi Muzo? Tabii öyle biriktire inşallah şey var. Sanem izninle ben de... böyle bir destek vermek istedim. Ana destek değil, deste. Evet, deste böyle, şöyle bir deste. Olmaz. Borç olarak kabul et. Olmaz. Olur, olur, çok güzel olur. Nasıl olmaz, laktok yok diyor. Nasıl olmaz? Çok güzel bir çözüm bence. Evet. Bence de olur. Çünkü yani bunu senin borcun olmak zorunda değil, şirketin borcu olur. Kişisel algılamana gerek yok. Oldu, oldu ya. Çok güzel oldu. Kartlar yeniden dağıtıldı şirkette. Muzo ile Cengiz dışında kaldı. Herkes gemisini yürüten kaptan oldu. Ne güzel oldu. Ya abi %1 bari bir imkanınız yok muydu? Bir kar ortaklığı, ortaklık payı, kar payı mıydı o? Bize de bir şeyler be hacı. Evet, %1 ortak olacağız biz de. Oylamaya sunuldu, kabul edildi. Her şeye de ortak olmayabilirsin o zaman. Tamam, ajans da var, %1'lik isteğiniz. Tamam, orada patronsunuz ama. Bir. Maalesef kabul edemem. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin, çok cömertsin. Tamam. Tebrik ederim yeni şirketinizi. Bir ihtimal. Belki sen de ortak olursun. Ben ortak. Evet. Şirketin markalaşması, müşterisi. Senden daha iyisi yok. Yani eğer ben hiçbir yere gitmem burada senin sizin yanınızda kalırım. Ondan sonra sizin bir adım daha ilerlemenizi sağlarım. Sana da size destek olurum dersen eğer. Yani biz çok bir şey. Okey. Efendim? Okey. Tamam. Okey. Okey, tamam. Okey. Tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam mı? Şahane, tamam oldu bu iş. O zaman hemen küçük bir kutlama hazırlayalım. Tamam, tamam. Hadi siz de ortaksınız, tamam. Vallahi mı? Bunu kutlayalım o zaman. Hadi hayırlı olsun. Hadi sarılmanız bittiyse... Deren seni kovarım, mutlu anında kovarım. Hayır, yemin ediyorum ağzına yüzüne vurur. Ortak. Ortak. Elden mi geliyorsun? Evet. Evet. Güzel, bravo. Kendi ellerimizle yaptık hem de. Çok güzel olmuş. Evet. Başarılı bir pasta. Evet, hadi. Ortaklar. Üfleyelim. Ortaklar. Evet, iki, bir. Uf. Ya Burkan abi, hepimiz üfleyecektik. Hayırlı olsun. Evet, hadi oturalım mı? Hadi otur, otur. Hadi. Emre Bey, şöyle kayayım. Tebrik ediyorum şirketinizi. Sağ ol. Şundan... Ya bugün ne mi diyorsun Cengiz? Öyle diyorlar ya, İtalyanca. Bir yıldır Sanem'i ilk defa bu kadar mutlu görüyorum. İlk defa yüzü gülüyor. Gidecek misin? Hayır. Bana söz verir misin? Söz.
Ne olursa olsun dünya bile yıkılsa gitmeyeceksin, tamam mı? Asla. Bir daha seni üzmeyeceğim, merak etme. Orta az sadece. O da öyle istiyor zaten. Vallahi ayakta koyduk, hadi ya. Oturmayacak mısınız ya? Hayır ya, ne oturması? Böyle oturarak kutlama mı yapıldı? Kalkalım hep beraber dans edelim. Ha? Değil mi? Aa. Ya bir müzik falan bir şey açamaz mısınız? Vallahi mı? Dur. Kuzu bir de bir müzik aç. Bende kal, dur. Tamam. Çünkü sen dur. Müzik tamamen bende. Yabancı hareketli. Play. Görüşürüz, haberleşiriz, tamam mı? Tamam. Ben buraları toplayayım. Tamam abla. Orada. Ben de gidiyorum. Hadi. Görüşürüz. Size şey yapayım. Deniz. Görüşürüz. Geldim. Siz traktörle mi dönüyorsunuz? Kesinlikle. İyi akşamlar JJ Bey. Can Bey, ben de gidiyorum Can Bey. Can Bey. Kaliteli ya. Bir şey söyleyeceğim de sana. Ben yine ayağımı burktum da. Ya yürüyemiyorum ben bunların üstünde şimdi. Bunu da söylesem hemen kucağına alacak beni. Bir de böyle vır vır konuşacak acaba diyorum. Sen yardımcı olabilir misin bana? Ha? Nereye hanımefendi? Ay, şöyle Sanem'in evine kısa mesafe gideceğim. Sorun yok bende. Aa, sorun yok gibi duruyor, evet. Ben de gideyim artık, ufak ufak ne yapayım? İyi. Bu şekilde olsun. Ay. Aman düşersin. Evet. Çok eşya var yerde, sağda solda. İnsan takılıyor ister istemez. Evet. Takılıyor kalıyor. Ben geçireyim o zaman. Uğurla. Evet. Kısa sürdü. Çok. Evet, şuradan şuraya. İyi geceler ortak. İyi geceler ortak.
Hava çok serin. Serin. Yani hava serin. Evet. Dayanamadım ben. Evet. Yani sen dayanamazsın diye. Soğuğa. Evet. Oturabilir miyim ben yanına 5 dakika? Olur, ben de uyuyakalmışım. Evet. Yıldızlar da pek binek buradan ya. Şehir ışıklarından uzak. Evet. Bayılıyorum ben. Yıldızlara bayılıyorum. Senin bu ortaklık işinin yürüyeceğine emin misin aramızdaki? Neden? Evet, eminim. Yani bir daha asla birlikte olmayacağız dedik ama... İçinde bir şey kaldıysa... açık açık konuşalım istiyorum ben. Nasıl bir şey kaldıysa yani? Benden bir şey, bana ait bir şey. Beni hatırlatacak bir şey. Yok. Kalmadı bende bir şey. Hiçbir şey hatta. Hiçbir şey kalmadı. Senden yani. Hiçbir şey. Hiçbir şey kalmadı. Kalmadı. İyiyim ben. Yani içim rahat. Kafam rahat. Ortaklık da benim için tamamdır yani. Kesin eminim, son kararım bu. Her şey tamam. Emin misin? Sen değil misin? Ortaklık konusunda yani. Şey diyeceğim. Bende senden bir şey yok yani, kalmadı. Peki sende benden bir şey kaldı mı? Çünkü ben senden bir şey olmadığını bildiğim için ben bu konuda kafam da rahat şimdi birazcık ama... ben benden eminim, sen senden emin misin? Yani sende bir şey var mı? Ben ondan emin değilim çünkü o seninle ilgili. Ben benden eminim. Sende bir şey var mı? Yok, bende de yok. Yok, bende de yok ya. Tamam o zaman. Ortak. Ortak. İyi geceler. İyi geceler ortak. Bende bir şey kalmadı, mis gibi uyurum. Sende varsa sen söyle. Hava çok serin, serin. Yani hava serin. Evet. Hava serin, ben dayanamadım görünce. Yani sen dayanamazsın diye. Evet. Soğuğa. İçinde bir şey kaldıysa... benden bir şey, bana ait bir şey. Beni hatırlatacak bir şey. Yok. Kalmadı bende bir şey. Hiçbir şey hatta. Hiçbir şey kalmadı. Senden yani.